İyi akşamlar. 1,5 saati geride bıraktık. Biz 3. bölümle buradayız. Yaklaşık bu bölümümüzde 15 dakika olacak. Emre Aysever'e sorularınızı bu hafta iletememiş olabilirim ama haftaya siz de hafta boyunca gönderirseniz iletmiş oluruz. Hatta önümüzdeki haftanın gündemini belki birlikte oluştururuz. Siz de kendiniz için öne çıkan haberleri paylaşırsınız bizimle. Bunları tartışırız, konuşuruz, soru sorarız Emre Aysever'e. İyi şeylerden söz ettik, kötü şeylerden söz ettik ama bitirmeye yakın biraz güzel örnekler de verelim seyircilerimize. Dünyadan, Türkiye'den birkaç güzel manzaradan söz edelim. Çok futboldan anlayan birisi değilim, izlemem. Dünya Kupası'nı da takip etmedim ama öyle bir haber var ki gerçekten çok güzel. Japon takım zannediyorum yenilmiş ve yenilgisinden sonra Belçika'ya yenilmiş. Yenilgisinden sonra da taraftar ağlayarak statta, evet fotoğrafta da var, stadı temizliyor. Futbolcular da kendi soyunma odalarını temizliyorlar ve teşekkürler notu bırakıyorlar. Evet, olay şu. Japonya-Belçika maçının ardından büyük mücadele veren Japonlar maçı kaybediyor. Tribünde taraftarlar ellerinde poşetler, torbalarla tribünleri temizliyorlar. Şimdi ilk bakışta insanı son derece şaşırtan bir görüntü. Bir taraftan üzülüyorlar, ağlıyorlar. Oraya kadar geldik ve işte biz sonuç itibariyle bir kupada mücadele ediyoruz ve daha yukarı gitmek istiyorlar. Böyle bir duyguları var ama bir taraftan da saygıları öyle bir seviyede ki bir misafir olduklarını biliyorlar ve kötü anılmak istemiyorlar. Bu tribünde olan. Aşağıda da soyunma odasında da oyuncular tertemiz yapmışlar soyunma odalarını. Sonra da Rusça, üstelik de Japonlar Rusça yazarak bizi ne güzel ağırladınız diye teşekkür ediyorlar. Şimdi Allah aşkına bu inceliğin, bu zarafetin, bu düşünceliliğin boyutuna baktığımız zaman biz de memleketimizde futbolda birbirini yiyen, kafa göz yaran, işte hatta Fenerbahçe'nin arabası silahlı saldırıya uğramıştı. Yani futbolcuların öldürülmesine kadar, canına kadar kastedilecek kadar hale geldikleri bir dönemde, mafyatik ilişkilerin olduğu bir dönemden falan söz ediyoruz. Ve dönüp baktığımızda dünyada da böyle bir şey oluyor. Bu aslında bir kültürün nasıl olduğu, bir kültürün nasıl bir duyguyu taşıdığı, bir kültürün nasıl bir durumu oluşturduğunun en temel ve en güzel örneği bence. Japonlar geleneklerine bağlı, muhafazakar bir ülke. Ve bu geleneklerini korumaya çalışıyorlar. Ve geleneklerinin korunmasının bir göstergesi de bu değerleri tüm dünyaya hissettirebilecek şekilde işte bu olayda ortaya çıktı. Herhalde bunu reklam olsun diye yapmıyorlar. Reklam olsun diye yapılacak olsa bile tribündeki insanları özel olarak yönlendiremezler, değil mi? Demek ki bir ulusun yetişmesi, bir ulusun kültürü, bir ulusun ahlakı, değerleri üzerinden ortaya çıkan bir tablo. Şimdi bunun karşısında hepimiz şapka çıkarmak durumundayız. Üstelik de bir spor ortamında olduğumuzu, bir müsabaka ortamında olduğumuzu, yenmenin de yenilmenin de olduğunu görüyor, gösteriyor bize. Ve dünyaya çok değerli bir örnek sunmuş oluyorlar. Bunun üzerine ben düşündüm. Yani biz de mesela toplumun milli duyarlılıkları, milli hassasiyetleri olduğu söyleniyor. Evet var. Peki ne oluyor? Biz Fatih Terim'in teknik direktörlüğünde, burada sanıyorum İsviçre maçıydı. Adamları kovaladık, tekmeler attık, dövmeye kalktık. Sonra dünyaya rezil olduk mesela. Sporcularımız yapıyor bunu. Niye? Alt tarafı bir top oyunu. Kazanmak var, kaybetmek var. İyi olanı alkışlayabilmek gerekiyor. Takım sporlarının bu özelliği de önemli. Bunu ben önemsiyorum. Burada bir şey söyleyeceğim. Çok önemsediğim bir şey bu. Bu sene Türkiye Futbol Federasyonu futbol sezonunun adını Lefter Küçük Andonyadis olarak koydu. Bu sene oynanacak olan futbol sezonunun adı Lefter Küçük Andonyadis. Türkiye'de bir gelenek başladı. Artık futbol sezonlarını çeşitli spor adamlarının adıyla anıyorlar. Lefter Küçük Andonyadis bir Fenerbahçeli futbolcu. Efsane. Hakkında o kadar efsane ki ver deftere yaz deftere. Aldığı her top gol olur falan diyorlar. Peki Lefter Türkiye'nin bir yurttaşı ve bir Rum. Türkiye'nin bir yurttaşı ve bir Rum. Bugün pek çok tweette gördüm. İşte Allah belanızı versin, Türkiye'nin liginin adını bir Rum'a verdiniz diye yazıyor insanlar. Peki o Rum kim? O Rum Türk milli formasını defalarca taşımış, başarıdan başarıya koşmamızı
sağlamış bir Rum. O Rum kim? Yani yabancı sandıkları, halbuki büyük adalı bir insan, yabancı falan değil, bu ülkenin yurttaşı. O Rum diye Türkiye'nin bir yurttaşı değilmiş diye düşündükleri insan yıllarca askerlik yapmış, askerlik forması, yani askerlik üniforması içerisinde resimleri var. O kimse 6-7 Eylül olaylarında çok büyük acılar yaşamış olmasına rağmen memleketine küsmemiş, buradan ayrılmamış, buradaki insanlarla hayatını sürdürmeye devam etmiş bir vatanperver aynı zamanda. Peki bu nefret dili nasıl oluyor? Bu nefret dili nereden çıkıyor da bir anda ortaya geliyor? Bunu anlamamız gerçekten önemli. Defter meselesinden bu Japon meselesine de bir gönderme yapmak istedim. Ya biz defterimiz var diye kendimizi şanslı saymalıyız. Biz defterimiz var diye onunla gurur duyabilmeliyiz. Sonuç itibariyle şunu karıştırıyoruz. Bu ülkenin Rumları, Ermenileri, bu ülkenin Alevileri, Sünnileri, Türkleri, Kürtleri, Lazları, Çerkezleri, biz hepimiz bir arada olunca Türkiye oluyoruz. Birimiz eksik olunca soluyor bu çiçek, soluyor. Bu çok önemli. Birimiz eksik olunca buranın lezzeti kaçıyor. Biz bir aradayken birlikte yaşama iradesini gösterdiğimiz zaman bu memleket bir şeye benziyor. Yani eğer 6-7 Eylül olaylarından sonra ya da Ermeni tehcir döneminde olanlar zamanındaki o Ermeniler, o Rumlar bu ülkede olsaydı Türkiye daha zengin olmaz mıydı? Biz daha güvenilir bir ülke, daha anlamlı bir ülke olmaz mıydık? İşte bütün bunları yeniden düşünmemiz gerekiyor. Türkiye'nin bence sorunlarından bir tanesi de bilinçaltına yerleşmiş olan bu nefret dili. Bunu da buradan umsatmak istedim. Spor meselesini şöyle kapatalım. Biz de kendi taraftarlarımıza almış olalım Japon taraftarlarının yanında. Biz de elbette kendi taraftarlarımızın hakkını verelim. Her toplumsal olayda kendini gösteren çarşı grubunu, Ali İsmail Korkmaz, Fenerbahçe yıkılmaz diyen Fenerbahçe taraftar grubunu, Mustafa Kemal'in askerleri sloganlarıyla her yeri inleten Galatasaray taraftar grubunu ve diğerlerinin hepsinin de o taraftarların da hakkını verelim. Onların da belki statları temizlediği görüntüler vardır, biz yakalamamışızdır ama güzel şeyler yaptıkları anlar var. Güzel bir haber daha paylaşacağım seyircilerimle. O da hayvan dostu temizlik işçisi. Bu kadar hayvana şiddetin, tacizin arttığı bir süreçte hep vardı ama işte çocuk meselesinde de bu konuştuk. Belki bu kadar konuşamıyorduk, bu kadar sosyal medyada gelişmediği için duyamıyorduk ama son zamanlarda bu haberleri sıkça izliyoruz. Ama Şişli Belediyesi'nde Murat Bey var. Bakın hayvanlar onu nasıl bekliyorlar. Üçte işe alıyorum. Buraya geldiğinde direkt beni gördüğünde ses tonundan tanıyor ya da kokumdan. Beraber mıntıka temizliğimizi beraber yapıyorum. Karnı acıktığı zaman yemeğini esnaflardan alıyoruz ve suyunu da veriyoruz. Akşama kadar ben de dolaşıyorum ve akşam ben Faysettin'le hadi git yerine dediğim zaman kalkar yerine gider. Ve insanlardan daha anlayışlı. Benden ayrılmıyor ve çok, ikimizin arasında güzel bir bağ var. Bu güzel hayvanlara bir kere dokunsalar, ya bir kere dokunmayı öğrenebilseler aslında tüm sorun çözülecek herhalde. Şimdi burada güzel bir işçi, bir kere bir emekçi, hayvan dostu bir işçi, bir emekçi, alın teriyle ekmeğini kazanan bir insanın aynı zamanda kendisinin o saatlerini, kaderini, o saatlerde yaşadıklarını tanık olarak paylaşan bir hayvanla kurduğu olağanüstü güzel bir dostluk var. Öte taraftan tabii bir can. Köpekler çok ilginç hayvanlar. Ben de yaklaşık bir seneden fazla bir zamandır bir köpekle yaşıyorum. Bir beagle, bir Dobby. Adı Dobby. Ve onunla yaşadıktan sonra dünyayı algılamam değişti. Hayvan davranışlarına bakarken öğrenmeye başlıyorsunuz.
hayvanın iyi kötüyü nasıl sezdiğini, nasıl ayırt ettiğini görüyorsunuz. Ve gerçekten hayatınıza dair yeni bir öğrenme durumu oluyor. Buradan herkese şunu öneririm. Hayvan sahiplenmek çok önemli. Hayvan sahiplenmenin ne demek olduğunu bir hayvanı sahiplendiğiniz zaman, biz sahiplendik, anlıyorsunuz. Bir kere aranızda çok bambaşka bir bağ kuruluyor ve bu bağın, bu mutluluğun karşılığını hiçbir şeyden alamazsınız. Hele ki Türkiye gibi ülkelerde, sokakta başıboş bu kadar hayvanın olduğu bir ülkede bir hayvan sahiplenip ona yuva vermenin lezzetini bütün her şeye direnç kaynağı olarak görebileceklerini söylemek isterim bir. En çok üzüldüğüm olaya gelince bu tacizlerin dışarısında, Türkiye'nin sahil beldelerinde özellikle oluyor bu. Çocukları için hayvan alıyorlar bir heves. Oysa ki o hayvan bir can ve her şeyiyle, bütün varlığıyla size bağlanıyor. Ardından iki ay geçiyor, yazlıktan dönerken o hayvana bakamayacaklarını düşünüyorlar ve sokaklara atıyorlar. Bodrum böyle, bütün sahil beldeleri böyle. O hayvanın yaşadığı travmayı düşünebiliyor musunuz? Garip bir günah bir yavrucak. Unutmayın, hayvanlar yani ne yaşı kaç olursa olsun evinizde 2 yaşında bir çocuk var gibi. O kadar içten ve bir anda bilmediği bir hayatın içine atılıyor. Bu korkunç bir tablo. O yüzden bakamayacağınız hayvanı almayın. Ama herkesin bir hayvan edinmesi önemli. Hayvana şiddete gelince de hakikaten korkunç bir tablo olduğunu biliyoruz. Bunu daha üst perdeden başka zaman konuşuruz. Akılda böyle kalsın. Ben sizin önerinize ufak bir öneri ekleyeyim. İnsanların tüm günü, yaşam biçimi, hayatı beslenmek üzerine geçiyor aslında. O hayvanlarınki de öyle. Havalar da çok ısındı. Herkes gerçekten kapısının önüne ufacık bir kapta su koysa, kendi yemeğinden bir kaşık, herkes bir kaşık arttırsa, bu da bizim önerimiz olsun, bu programın önerisi olsun. Şimdi son dakikalara girdik. Önümde de başından beri bir kitap var. Tepeden Tırnağa İsyan, Nazım Hikmet. Büyük ustayı kendi dilimizden okumanın bana göre, birçok insana göre şansına eriştik, hepimiz eriştik. Onu kendi dilimizden okuduk. Tepeden Tırnağa İsyan Nazım Hikmet neyi anlatıyor? Şimdi Tepeden Tırnağa İsyan Nazım Hikmet bir biyografi, Nazım Hikmet biyografisi. Ben bunu özellikle bu Nazım Hikmet'in doğum gününe denk getirmeye çalıştım. Yetiştiremedik, biraz geç kaldık. Türkiye'nin içinde bulunduğu noktalarda sürekli söylediğim bir şey var. Hepimiz bugün Nazım Hikmet olabilme cesareti göstermeliyiz. Hepimizin Nazım Hikmet olabilme cesaretini göstermek demek ne demek? Nazım Hikmet son derece haksız bir suçlamayla yıllarca soğuk zindanlarda yaşamak zorunda kalıyor. Hastalıkları var. Bir de ruhsal olarak da tabii büyük bir hastalık yaşıyor. Çünkü büyük bir sıkıntıyı, suçsuz yere mahpus olmayı, bir yandan hem mahpus hem de suçsuz yere olmanın sıkıntısını çekiyor. Fakat mektuplarına bakın. Karısına yazdığı mektuplara, Kemal Tahir'e yazdığı mektuplara bakın. En zor anında bile hayata ideolojisiyle bakarak, yani insan sevgisi, eşitlik, kardeşlik, hakça bölüşme duygusuyla bakarak ve tertemiz Türkçe'ye verdiği emekle ayakta duruyor. Bir kere enseyi karartmamak gerekir. Çünkü Herakleitos'un dediği gibi her yeni doğan gün yenidir. Ve dolayısıyla güneş yeniden doğar. Burada biz nasıl bir siyasal dağılım olur, Türkiye nereye gider, onu şu anda bir çırpıda kestiremeyebiliriz. Ama hepimiz Nazım Hikmet olmalıyız, direncimizi korumalıyız. Hepimiz Nazım Hikmet olmalıyız, aydınlık kavgasını vermeye devam etmeliyiz. Hepimiz Nazım Hikmet olmalıyız, iyi ile kötünün kavgasında iyinin yanında dururken, sözlerimizi söylerken korkmamalıyız. Rüzgara karşı tek başına gidebilme cesareti göstermeliyiz. İşte onun yaşamını bu perspektiften ele almaya çalıştım. Gerçekten Nazım Hikmet'in vatan hainliğine devam ettiği günlerdeyiz. Çünkü Nazım Hikmet'in bütün söyledikleri aynen geçerli ve çekleri, senetlerine tutkun olan insanlar vatan haini sayarlar Nazım Hikmet gibi isimleri. Ama yurttaşımız da akrep gibi olmaktan vazgeçmek durumunda. Yurttaşımız da biraz olup biteni anlamak durumunda. Ben Nazım Hikmet'i yazarken onun bu isyankar ruhunu ama bir o kadar da incelikli ruhunu anlatmaya çalıştım. Bugün de Nazım Hikmet olmak gerekir diye aslında bunu konuşuyoruz. Bugün her birimizin yeniden ve ısrarla Nazım Hikmet olması gerekiyor. Bugünün sonuna geldik. Süremiz bitti. 3 bölüm yaptık. Tepeden Tırnağa İsyan Nazım Hikmet'le de bitirmiş olduk.
Haftaya Perşembe biz yine burada olacağız. Yine Enver Aysever'le olacağız. Siz bana sorularınızı gönderirseniz ben Enver Aysever'e ileteceğim. Konuşmamızı istediğiniz, tartışmamızı istediğiniz konular varsa onları da iletebilirsiniz. Haftaya Perşembe yine bu saatte, saat 21'de buluşmak üzere diyoruz. Sizin de son kez söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Nazım Hikmet olun. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.